Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bir söylenti Ankara Büyükçarşı esnafını canından bezdirdi. Sosyal medyaya düşen bir ses kaydına göre çarşıda bulunan 300 esnaf koronaya yakalanmış. İddia bu. Tabii iddia yayılınca esnafın işleri bıçak gibi kesildi. Büyükçarşının tamamını ambulanslarla gelip almışlar. Tamamı Covid. Art niyetli, kötü niyetli, hatta kalbi bozuk bir insanın bir ses kaydı göndermesiyle oluşan bu durum 300 tane esnafımızı mağdur etti. WhatsApp grubunda herhalde konuşulan bayanların arasında geçen bir muhabbet. Bu ses kaydından dolayı biz çok zor durumda kaldık gerçekten. Gönül rahatlıkla bütün müşterilerimiz gelebilir. Arkadaşlar Büyükçarşı'da kuyumcu bir arkadaşım vardı. Onlardan haber geldi. Büyükçarşı'nın tamamını ambulanslarla gelip almışlar. Tamamı Covid. Hani Kızılay'da çok önemli bir işiniz falan yoksa hani hiçbir yere gitmeyin. Gerçekten durum çok vahim diyor. Hepimizi mağdur etti. Pandemi sonrası esnaf işini daha yeni yeni yoluna koyabilmişti ama işte bu asılsız iddianın ardından ne gelen var ne de giden. İşte bu yüzden esnaf da çalışanlarıyla birlikte kara kara düşünüyor. Hepimiz bundan çok etkilendik. Yemek siparişi veriyoruz. Lokanta diyor ki sizin çarşınızda da COVID dedi mi diyor. Yalan yani. O ses kaydı çıktıktan sonra ayak kesildi, müşteri gelmez oldu. Çarşının tamamen COVID oldu, yalan. Zaten de herkes burada. Birilerinin oyunu olabilir, esnafı batırmaya yönelik olabilir. Normalde öğlen saati çarşının haline bakın, genelleme olarak boş. Büyük çarşı esnafını üzen işte o iddia gerçeği de yansıtmıyor. Çünkü yalnızca bir esnaf koronavirüse yakalandı. Onun da iş yeri tam 21 gündür kapalı. Biz çok zor durumdayız sana bu dedikodunun yüzünden. Bir tane esnaf abimiz oldu ama dükkanını kapatıp direkt karantinaya aldı kendini. Bu şahsın hakkında bir suç duyurusunda bulunduk zaten. Esnaf olarak sıkıntıdayız.